Ama memleketimin insanının daha iyi olabilmesi için, yani bu hastalıktan da hepimizin daha kolay kurtulabilmesi için biraz daha duyarlılığa davet etmesini rica ederdim. Gençlerin geleceği hakkında sorular sorardım ya da eğitimle alakalı. Çünkü ben bu konudan çok fazla mahrum kaldım. Bir şeyler vermiyor ki. Hep zarardayız. Emekliye bir şey vermiyor, işçiye bir şey vermiyor, çiftçiye vermiyor ama kendilerine her şey veriliyor. Kayseri ile ilgili özellikle şu meydandaki yolların tıkanıklığına bir çözüm bulunmasını en azından tavsiye ederdik. Ya ekonomiyle ilgili olurdu. Çünkü ekonomi aldı başını gidiyor. Alım gücümüz düştü. Suriyeli vatandaşlarımızdan yani kendi vatandaşlarımız iş bulamıyor yani. Hangi fabrikaya gitsek yani öncelikle Suriyeliler alıyorlar. Daha düşük fiyattan çalıştıkları için. 24 Ekim tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kayseri'ye gelecek. Kayseri ile ilgili bir dakika konuşma şansınız olsaydı bu ne olurdu? Koronavirüsle alakalı olurdu. Çünkü kimse tedbirli değil. Maske takıyorlar ama hepsinin çenesinin altında. Mesafe deniz bir şey yok, sıfır. Mesela marketlerde, işte restoranlarda falan. Yani herkes kendi kafasına göre yani normalmiş gibi geliyor artık insanlar ama normal değil. Çok fazla vaka sayısı arttı. Ölümler daha da çok artmaya başladı. Hani bu konuda daha tedbirli olunması için daha fazla tedbir alınmasını isterim. Kayseri olarak şu an için düşüncelerim çok net değil ama Türkiye olarak ekonomi konusunda, işsizlik konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın daha güzel şeyler yapmasını bekliyoruz. Onu sevdiğimi söylerdim. Nasıl? Peki Kayseri ile ilgili bir şey söylemek ister miydiniz? Kayseri düzenli üniversite açık, şu ortalığı ucuzlatsın onu derdim. Başka bir şey demezdim. Allah işe gücü rast gelsin derdim. İşte onu derdim o. Açıkçası şu şekilde söylemek istiyorum. Ben siyasi görüş olarak Atatürkçü bir yapım var. Hani AK Parti'yi desteklemiyorum ama yaptığı işler konusunda hani uzman bir insan olduğunu biliyorum. Ama farklı açılardan bakması gerektiğini düşünüyorum. Kayseri şu şekilde kapalı insanların çok fazla olduğunu düşünüyorum. Ve insanların da birazcık bağnaz yapıda olduklarını düşünüyorum. Biraz daha açık olabilmeleri için farklı aktiviteler yapmasını isterdim. Örnek veriyorum, konserler, seminerler ya da farklı konferanslar olabilir. Yani şöyle söyleyeyim, sadece kapalı zihniyet ya da denebileyim, yani gençlerin de aktif olabileceği etkinliklerin olmasını gerektiğini düşünüyorum. Konuşma şansım olsaydı yani bu ortalığa bir düzen gelmesini isterdim yani. Yani vatandaşımızın birbirine uyum sağlaması. Yani devletimizin yani bütün gereken yani üzerine düşen görevlerini yapmasını. Yani ne istemezdik ki yani? Her şey düzeyli olmasını. Yeni koronavirüs, COVID-19'un aşı çalışmalarını sorardım. Nasıl gittiğini sorardım. Siyasetimizde 2023 seçimlerini sormak isterdim. Dolar ve euro artışının sebeplerini sormak isterdim. Kayserimizde de yapılması altyapı, fiberler, onları sormak isterdim. Ya bilmiyorum, Kayseri hakkında bir dakikalık konuşma şansım olsaydı bunu yapılacak hizmetler açısından düşünürdüm. Yani ulaşım olsun, diğer sektörler olsun. Ya bu açıdan bir şeyler planlar, ona göre bir şey söylerdim yani. Kesinlikle. Vallahi çok teşekkür ederdim. Türkiye için çok iyi, olumlu bir çalışmaları var. Allah razı olsun. Yola devam. Azerbaycan'ı da orayı da düşünüyor her şeyi. Biz de zaten AK Partiliyik. İnşallah öbür seçimlerde de zaten kaç 2023'te miydi? İnşallah 2023'te de aynısını devam ederek olur. Azerbaycan olurdu. Azerbaycan'a Türkiye bugün beraber kardeşlik olmak şartıyla her devlette hepimizde ama Türkiye'ye hiç kimsenin gücü yetmez. Türkiye'de din gücü var evvel Allah. Ondan sonra silah gücü var. Tek millet, tek devlet, tek millettir. Anlıyor musun? Onun için Türkiye'ye hiçbir dünyanın gücü yetmez Allah'ın izniyle. Bir dakika konuşma şansımı önce bu vatanı milletim için can veriyorum derse veriyorum dedim. Ama eleştiri var mı derse eleştirim tabii ki bütün hükümete her türlü eleştirim var. Çünkü emekliler bitti demek. Ben 1800 lira küsur maaş alıyorum. 45 yıl devlete hizmet verdim.
aldım 1800 lira. Fakültede ameliyat oldum. Katarak ameliyatı. Gözümü kaybettim. Bu ay 23 ay oluyor. Ayda 5000 liralık iğne vurduruyorum. Emeklinin çilesi buysa fazla söze yok. Çok anlayan çok anlasın. Valla ben yurt dışında kalıyorum. Yurt dışındaki insanlara, gurbetçilere sahip çıkılmasını isterim. Dil konusunda bilhassa Türkçe, okullarda Türkçe pek az eğitimli var. Yani bunu ilk başta sorardım. Kayseri'yle yaptığı hizmetleriyle teşekkür ederdim yani. Zaten kendisini çok sevdiğim biri. Yani minnet duyardım. Minnetlerimi sunardım. Kendisini de çok sevdiğimi söylerdim. Kayseri'ye büyük bir yardımları olduğu için, iş alanlarını açtığı için özellikle de tabii ki de yani. İyi Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı da memnun. Çok güzel. Çok güzel şeyler yaptı. Çok güzel. Yani Türkiye'den yapmadığı o yaptı yani. Yolları, bütün fakir fukaranı, her şeyini yani yaptı yani. Ben ona yanındayım yani. Evet, şimdi yani Türkiye'nin durumu belli yani. Pandemiden dolayı yani ekonomimiz battı. Yani işsizlik kat safhaya ulaştı. Yani çok büyük yani bir geçim sıkıntısı içerisindeyiz. Yani bir de bir Suriyeli vatandaşlarımız var yani. Suriyeli vatandaşlarımızdan yani kendi vatandaşlarımız iş bulamıyor yani. Hangi fabrikaya gitsek yani öncelikle Suriyeliler alıyorlar. Daha düşük fiyattan çalıştıkları için. Yani bilmiyorum yani. Bunları söylerdim herhalde. Kayseri ile ilgili valla biz Kayseri'nin yerlisi olduğumuz için diyeyim. Sevdiğimiz güzel bir memleketimiz var. Ama duyarlılık açısından bu dönem insanımız olarak zor dönem geçiriyoruz. Daha fazla duyarlılık olup burada hitabetinde de onun olmasını isterdim şu an için. Ama memleketimin insanının daha iyi olabilmesi için, yani bu hastalıktan da hepimizin daha kolay kurtulabilmesi için biraz daha duyarlılığa davet etmesini rica ederdim. Hiç de beklemezdim. Bir an önce Türkiye'den gitmesini isterdim. Başka bir şey söyler miydiniz? Başka bir şey demiyorum. Türkiye'ye bir şeyler vermiyor ki. Hep zarardayız. Emekliye bir şey vermiyor, işçiye bir şey vermiyor, çiftçiye vermiyor ama kendilerine her şey veriliyor. Büyük ihtimal gençlerin geleceği hakkında sorular sorardım ya da eğitimle alakalı. Çünkü ben bu konudan çok fazla mahrum kaldım. Ya bununla ilgili bir soru olurdu. Şu an çok aklımda net bir şey yok ama genel tema bu olurdu. Kayseri ile ilgili özellikle şu meydandaki yolların tıkanıklığına bir çözüm bulunmasını en azından tavsiye ederdik. Çünkü artık pandemi sürecinde insanlar kendi özel arabalarıyla çıkıyorlar trafiğe ve biz kendi özel aracımızı kullanamıyoruz. Çünkü trafik yoğunluğu son dönemde çok arttı. Buna bir çözüm ister. Daha doğrusu. Ya ekonomiyle ilgili olurdu. Çünkü ekonomi aldı başını gidiyor. Alım gücümüz düştü. İnsanların alım gücü, arabayı alamıyor artık. Ondan sonra geçimleri zorlaştı pandemiden dolayı. Ya bununla ilgili olurdu.